Bihter, Nihal'le konuştum. Süleyman Efendiler restore gelmeyecek. Konuşup bir mazeret söyleyecek. Benim için önemli olmadığını söyledim. Niye böyle bir şey istedin ki Nihal'den? Doğrusu buydu çünkü. Nihal restore heyecanından yaşananları unutmuş gitmiş. Onları davet ederken hiç düşünememiş. Şimdi Nihal benim istediğimi düşünüp tavır alacak bana. Hayır canım. Nedenleri bir kez daha izah ettim. Anlayışla karşıladı. Gerçekten benim için problem değil. Yine de düşündüğün için teşekkür ederim. Ay çok şık vallahi, bayıldım, bayıldım. Nasıl? Çok yakıştı. Güzele ne yakışmaz? Güle güle giy. Çıtır pıtır kızım benim. Aman ne dolaştık, neler giydi çıkardı. Sonunda bu içine sindi. Ama pahalı bir şeye benziyor. Hele pabuçlar, Allah. Feda olsun kızıma, bir kere alınıyor. Kolay gelsin. Ay bir şey yaptığımız yok. Dinleniyoruz. Gel. Gel, gel. Nihal. Ne oldu kızım? Çok kötü bir haber aldım şimdi. Ay bismillah. Nasıl söyleyeceğim bilemiyorum. Söyle bakayım. Resital için davetli kontenjanım sınırlıymış. Ben de bir şey sandım be kızım ya. Yüreğimize indiriyordum kızım. Allah iyiliğini versin. Bilmiyordum ben. Meğer herkes sadece 8 kişi davet edebiliyormuş. Halam geliyor. Firdevs Hanım. Peyker Hanımlar falan. 8 kişilik hakkım dolmuş oldu. Ben sizi çağırdım ama bilmiyordum. Kusura bakmayın. Yer yok. Ne yapalım canım? Yoksa yok, değil mi? Yoksa gelmeyi veririz biz de. Sen mecbur geliyorsun. Arabayı kullanacaksın. Yani Pelin'in kontenjanını rica edeceğim senin için. Çok üzgünüm. Ne olur kusura bakmayın. Estağfurullah, estağfurullah. Kabahat benim. Öğrenmeden acele ettim. Halbuki ne kadar çok istiyordum beni dinlemenizi. Ya sabahtan akşama kadar dinliyoruz zaten. Yani üzülme. Darılmadınız değil mi? Yok canım. Ne darılacağız? Sıkma canını sen. Yabancım değilsiniz zaten. Samimiyetinize güveniyorum. Başka birilerine yapsam bunu yerin dibine geçerdi. Şimdi de çok utanıyorum ama... Olur böyle şeyler kızım. Sen bizi dert edip de moralini hiç bozma. Güzel güzel çık, konserini ver. Yıl sonu gösterisinde kesin ayarlayacağım, söz. İnşallah, inşallah. Nasıl mahcubum? Tekrar tekrar özür dilerim. Anlayışınıza da çok teşekkür ederim. Thank you.
Gülten Hanım'ın işi bu. Kesin o istemedi bizi. Cemile. Cemile yavrum. Tüh. Yazıklar olsun. Yavrum. Üzülme bir tanem. Sen de başka yere giyersin elbiseni. Bahaneyle alınmış oldu. Bak kar kaldı yanına. Anne beni yalnız bırak. Boş ver. Sen bunu gündeliğe giy. Ben sana başka yabanlıklar da alırım yavrum. Anne beni yalnız bırak. Bonjour matmazel. Hoş geldiniz. Aa, beni çiçeklerle mi karşılıyorsunuz? Suyunu değiştireceğim. Behlül saat kaç? Ya geç kaldım, kusura bakma. Dışarı çıkacaktık da beraber. Ha. Oo, hazır değilsin ki sen daha. Boş ver, bugünlük vazgeçsin. Hemen düşer suratı, hemen. Hadi yürü gidelim, hadi. Yok valla, canım istemiyor zaten, tadım kaçtı. Ne oldu Nihal? Süleyman amcaları resitale gelemeyeceklerini söylemek zorunda kaldım. Babam bu olayların üstüne Bihter Hanım'a ayıp olmasın dedi. Mantıklı. Çok utandım ama. Kontenjanım yetersizmiş diye yalan attım. Ne yapayım? Ne sinir bir durum. Baban haklı. Olay o kadar yeni ki Bihter'in damarına basmak gibi olacaktı. Aman sen zaten hiç toz kondurma Bihter Hanım'ı, hiç. Ama öyle. Kendini onun yerine koy bir düşün bakalım. Sen olsan bozulmaz mısın? Anladık, tamam. Repertuvarda değişiklik yaptınız mı? Çok değil, bir parçayı değiştirdik sadece. Onu yine çıkarsak mı diye düşünüyorum. Ya lütfen matmazel, lütfen çıkarmayalım. Söz yarım bütün gün onu çalışacağım. İyi ki okulda olacağım. Ben de. İkisi de ne kadar sevimli değil mi Allah? Ay bayılıyorum bunların zıtlaşmalarına. Aslında bunlar birbirlerini ne kadar çok sevdiklerinin göstergesi değil mi Arsen Hanım? Öyle tabii. Nihal'e çok güzel bir kıyafet aldık. Oo, sonra giy de göreyim. Konserden önce kıyafetle görmek uğursuzluk getirir. Uydurma, hadi. O senin söylediğin gelinlik Bülent'ciğim, gelinlik. Biliyorum ama onu giymesi çok zor. Bak şimdi. Evde kalacak, piyano başında yaşlanacak. Değil. Çok ayıp Behlül. Tabii bunu da tercih edebilir. Aslında evlenmek o kadar da önemli değil. Ben de hiç evlenmeyeceğim. Ben büyüyünce evlenmeyi düşünebilirim. Piyano başında yaşlanmış biri olmak istemem. O örneği verirken sizi hiç aklıma getirmedim zaten. Biliyorum. Ben de alınmadım zaten. Matmazel.